Marie Antoinette diva, diva, diva. Belki biraz da riva. Arriva! Helal aşkım herhalde, en güzel göt herhalde, merakim benim herhalde. Ay Derya lütfen vurur musun artık, şu sahne bitsin dedi. Tamam şekerim dedim, bir geçirdim ben bunu. Ve sonra ağlamaya başladı. Aaa şu keselim, vallahi keselim burada ben. Aaa bu ne be? Hayır, ben de bunu anlamıyorum abi. Erkeklere bayılıyorum deyince hiç mi bilmem lan. Sen hiç mi bilmem ne yapmadın kadından, o zaman? Ben kadınlara beğendim. Benim sevgim de oldu. Evet, baktın kart. Hayır, hayır. Gördüm tabii. Aa! Ben buralarda neler dönüyor bir bilsene, hoş geldiniz. Arkadaşlar buralarda neler dönüyor bir bilsen, gerçekten bu sefer level atladı. Yani bu koltuk var ya, bu koltukta yani şu an kim var? Ben yani sözü daha fazla uzatamayacağım. Derya Alabora bizimle, Miss Lulu. Çılık atmak istiyorum. Harikasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, muhteşemsin. Dudaklarımı çok açmak istemiyorum. Evet. Karaktere girdiğim için biraz müzik konuşuyorum. Kusura bakma. Çok iyi. Ya, çok güzelsin. Maşallah. Oh, teşekkür şekerim. Çin çin. Çin çin. Nasılsın? Çok iyiyim. Her şey çok iyi, muazzam. Evet, hayat çok yani iyi. Hayat, yani o kadar mutluyum ki bilmiyorum neden böyle. Biraz belki rolün etkisinde pasta yesinler, pasta değil yesinler, mi? Evet, pasta yesinler. Pasta tabii tabii. Çok iyi. Ya o kadar mutluyum ki yani beni kırmayıp geldiğin için. Ay, gerçekten aşkım. Böyle hani yani sonuçta... Derya Alabora yani. Yani hayatında. Boru değil boru diyorsun. Değil yani gerçekten öyle. Hani ne bileyim yani hep televizyonlarda işte izlediğimiz dizilerde, sinema filmlerinde hep hayran bırakan insanlar şu an bu koltukta. Bir de burası evim olunca o da böyle başka bir orası konuşuyor. Çünkü stüdyoda değilim. Böyle şu an hala inanamıyorum. Ve gerçekten harika bir insansın. Çok teşekkür yani ederim. Böyle... Biraz daha pop olabilirsin belki. Pop olayım evet, bu yetmez bence. Şimdi hazırsan o zaman sorularıma hazırım, geçiyorum. Hazırım. Sonra zaten sohbetimiz devam evet edecek. Evet. Böyle bu sorular soft sorularla geliyorum. Evet. Soft sorularla geliyorum. bu sorular böyle biraz daha hani bizim işte seyircilerin daha ciddi diyebileceği sorular. Evet. Böyle dünyada şu anda tabii harika göründüğün için bu diğer dünyada zıt diye geri geliyoruz. Diğer dünyada böyle seni en çok irite eden ve değiştirmek isteyeceğin şey nedir hayatta? Hayatta değiştirmek isteyeceğim şey ahlakçılık. Hiç sevmem ahlakçı insanları. Yani ahlaktan daha farklı bir şeydir. Yani evet, parantez içinde çünkü... Ahlak dediğimiz şey hep böyle bir takım kalıplara sokulan, insanların zevk aldığı her şey yasak kabul edilir. Ben bütün bunların hepsini değiştirmek istiyorum. Hmm. Ne kadar yasak varsa harika, hepsini yapacağım. Harika. Peki çocukken kurduğun hayallerin neresindesin? Çocukken kurduğum hayallerin... Ay vallahi galiba fena değil, iyi bir yerdeyim yani. Böyle bir dansçı olmak istemiştim. Bir onu beceremedim. Bir de bir şarkıcı olma şeyime yani güzeldir sesim. Sesin yani çok güzel. Sesin çok güzel. Methetmek gibi olması. Sesin, evet. Methet lütfen sesin yani benim yerime Seda oldu şarkıcı. Buyurun evet, yani. Görüyor musun? Nasıl kıskanıyorum, nasıl görüyor kıskanıyorum. Peki şekerim, Derya Esin bu hayatta güzellik ve çirkinlik nedir? Güzellik ve çirkinlik. Sevgi bence, sevgi ve aşk benim için güzelliği temsil ediyor. Nefret de çirkinliği sanıyorum. Yani o iki kavramı
Sevmiyoruz. Peki çekerken en zorlandığın sahne bugüne kadar? Çekerken. Şey, oyunculuk hayatında. Ya şöyle aslında biz Masumiyet çekerken. Hı-hı. Ya bak şöyle söyleyeyim sana. Bütün şeyde yani Türk sinemasında benim genellikle de öyledir. Yani mesela kışın yazı çekeriz, yazın kışı çekeriz. Niye böyle ya? En iyi sahneler sabaha karşı çekilir. Mesela Masumiyet'teki o yani Haluk'la mı, Güven'le mi olan sabah 5 yani böyle. Artık yani bir de uzun uzun konuşuluyor bilmem ne oluyor falan filan. Evet zorla yani şeyde Salkım Hanım'ın Taneleri'nde Tomris Giritlioğlu çekiyordu. İşte biz Zafer'le köyden geliyoruz falan filan. Ondan sonra benim üstümde bir palto var ve buz gibi hava yani, tamam mı? Fakat yağmurlu bir hani yağmur yağıyormuş gibi yağmurdan geliyoruz falan filan. Şimdi ıslanması lazım üstümüzün. Tomris diyor ki evet bir kova suyu boşaltın diyor. Başından aşağı boşaltıyorlar bir kova suyu. Ondan sonra ve ya, titriyorum böyle. Fakat hayır gözükmüyor diyor. Ay daha bir tane daha falan. Abi ne? Ya çünkü palto böyle tweet bir şey ve emiyor ve gözükmüyor yani. Koyu renk bir şey gözükmüyor. Ya ben bayağı beş kova suyu kafamdan aşağıya. Soğukta. Tomris'te öyle hikayelerimiz vardır. Gene Salkım Hanım da bir Zafer bana bir tokat atacak falan böyle. Ondan sonra Zafer abi, al göz. Zafer bana bir vurdu. Yani feleğimi şaşırdım. Ana! Böyle yıldızlar falan uçuşmaya başladı. Ve bence de güzel oldu yani sahne. Yıldızlar uçuştan sonra. Yıldızlar uçuştan sonra sahne çok mükemmel. Bir daha alacağız Derya'cığım dedi. Ay öyle mi? Biraz mola verelim. Gerçekten çok kötüyüm falan ben böyle. Ondan sonra gel bir daha yaptık. Ya meğerse Tomris mahsus yapmış. Evet ben tokat diyeyim diye bir daha. Peki çocukken çok isteyip ama çok istediğin ve sana alınmayan bir oyuncak oldu mu? Ay hiç çok uzun gibi geçmedi. Biraz eski bir zamandan bahsediyorsun. Olmadı şöyle. Benim teyzem çok yurt dışına giderdi o zaman. Bana artık böyle neler getirir. Yani böyle şişme. Bir gün şey hatırlıyorum. Böyle büyük bir kuğu getirmiş. Şişme ama yani şu şey kadar falan. Denize onunla gittim. Böyle herkes beni kıskanıyor falan. Ben böyle biraz şey yapıyorum. Yani olmuştur popüler tabii. Oldum popüler oldum diye. Popüler yani, popüler kalktım. Olmuştur ama bu demek ki bende bir travmaya yol açmamış ki hatırlamıyorum yani böyle evet. Bir şey. Evet. Peki en sevdiğin tencere yemeğinin tarifini 10 saniyede bize verebilir misin? En sevdiğim tencere. Bak şimdi şöyle zeytinyağlı barbunyayı benden daha iyi kimse yapamaz. Gerçekten iddia mi? Ediyorum evet. Hadi gün yap gidin. Tabii ne yapıyoruz? Yani maksat ya. Ne? Bütün işte bol soğan, bol domates ama değil mi bunların hepsinin güzel olması lazım. Bayağı uzun süre onları hemhal ediyoruz. Yani evet. Soğan, domatesli bilmem bir de acı severim. Acıyı da koyuyorsun içine. Onlar pişiyor. En son barbunyaları atıyoruz. Ve de o bütün şey yaptığın, helmelendirdiğin şey barbunyanın içine geçiyor. Olağanüstü. Bak en son Seda'nın doğum günde yaptı. Evet böyle yaptı zaten arkadaşlar. En son Seda'nın doğum günde yaptı. Ay canım istedi. Boş kabım şu anda ya. Burada. Burada mı? Buraya mı getirdin? Evet buraya getirdim. Ama boş getirdi boş kabı. Senin doğum gününe zamanında ki boş kap götürme hayatım bari. Ben mesela ben ne yaptım biliyor musunuz? Karşı komşum bana çok tatlı kek yapmış. Getirdi böyle kek şeyinde. Ben gittim kek satın aldım onu içine koydum. Ben yaptım diye verdim. O da inandı. Ne yapsın? 5 düğünden birini kaybedecek olsam bu hangisi olurdu? Hiçbirini veremem. Allah muhafaza. Vermiyorum. Ya bu aslında hep insanın düşündüğü bir şeydir ya. Galiba göz çok önemli yani. Yani evet. Bu görmediğin zaman... Evet yani zor. En önemlisi o. Belki bir parmak falan mı acaba şuradan? İşaret parmak. Küçük parmak. Göz gerçekten beş duyuya girmiyor o ayrı ama göz, yani. Göz gerçekten göz önemli. Önemli. Ben yaşadım bir süre. Sorularımız, soft sorularımız bitti. Ay inanamıyorum. Şimdi geldik. Yüze kaç lubunyasın bölümüne? Buyurun. Yüzde kaç lubunyası? Sor bakalım bileceğiz. Ama sen lubunyalı kalmış. Sen artık divasın. Ne lubunyası? Diva. Evet ben diva. Diva. Tabii. Ne?
Nedir? Diva is the feminine version. Derya da Boya. Marie Antoinette Diva. Diva, Diva. Belki biraz da Riva. Arriva. Arriva da Rara. Buna 7 deliler, 9 oturaklılar diyoruz. Sıra geldi. Yüzde kaçla bu yasın bölümde? Hadi bakalım. Hadi evet. Bakalım. Buyurun. Şimdi alıkmak. Bence %0 çıkacağım, çok korkuyorum. Bence çıkmayacaksın. Alıkmak. Şimdi alıkmak. Mesela ben sana diyorum ki. Evet. Lulu. Lulu. O? Alık diyorum. Alık. Alık. Şöyle etrafa bir alık. 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 Etrafına bak diyorsun bana. Evet. Yani Derya etrafına alık. Etrafına bak bakalım kimler var. Güzel çocuklar var, var mı? Var mı diyorum. Heh, evet. Diyorsun. Varsa onu alalım onları götürelim. Onları alalım diyorum. Götürelim. Bak diyorum yani sana. Bak bildi hemen bildi bak, hemen. Bak şimdi bakıyorum. Var mı? Bakıyoruz. Var mı? Yok hayatım. Ay yok hayatım. Gerçekten. Yok hayatım. Hoya yol. Hatta hoya yol. Hoy. Hoya yol hoy. Ne? Yok hayatım. Yok hayatım. Hoya yol. Hoya yol. Evet. Birincisini bildik. Evet, bakmak. Tamam, hadi bakalım. Alıkmak, bakmak. Bakmak. Yapmak. Tamam. Fiilimiz bu. Ben bir gün sana geliyorum diyorum ki. Lulu, Lulu. Perizlendim diyorum. Çok mutluyum. Perizlendim. Aşık oldu. Evet. Bildim. Vallahi. Evet. Bak atmak çok iyi bir şey bu evet. İşte. Aşık ama olmak. Ama ya da sen iyi oynuyorsun. Ya, ya o da olabilir tabii. O zaman oyuncu olacağım. Hadi bakalım. Perizlenmek neymiş? Aşık olmak. Aşık olmak. Evet. Piz. Bunun kerizlenmekle bir ilgisi var. Olabilir biliyor musun? Kerizlenmekle kerizlenmek. Yani çünkü aşık olunca da biraz öyle bir durum var. Biraz tabii. Kerizlenmiş gibi bir süre en azından yani. Değil mi? Evet. Çok iyi. Piz. Piz. Ve kendinden evet, geçmek evet, falan evet. Öyle bir şey ne mi? Ne içiyorum ben? Ne içiyorsun? Piz içiyorum. Anladım. Şey oldun. Kafayı buldun. Hayır. Pizlenmek. Piz içiyorum. Piz içki içiyorum mu? Evet. Ha içki ama yani bunun bu sorunun cevabının bu kadar basit olmasını insan düşünemiyor. Zannediyorum ki hani daha derinlerde bir o kadar derin şey var yani. Bu o kadar derin değil. Bu o kadar derin değil. Piz alkol. Oo. Alkol içmek. Pizlenmek. Pizlenmek. Sipsi. Sipsi. Evet. Aa, oğlan mı? Hayır yani. Çok efkarlandım. Bir sipsin, bir sipsin aa, var sigara mı? Sigara mı? Evet. Aman yani. Efkarlıyım. Ay bu bebeği de Okan'cığım aldı. Okan Uruk'un. Aşkım. Ay çok tatlıymış. Kocaman küpeleri var. Var. Perukları da var bunun. Biraz da bize şıpagat oturursun bu kız. Bir o yana, ay, bir eskiden yana. Kağıt bebekler vardı. Evet. Yani kağıt bebekleri böyle giydiriyordun. Onların giysileri vardı falan. Gazete veriyordu onlara. Şey, kıyafet veriyordu. O çok evet. Güzel bir şeydi bence. Bence de tatlı bir şeydi onları giydirmek. Ben bile, evet. Ben bile yani kız, genç kızlığımda. Genç kızlığında giydirdim. Giydirdim. Gizli gizli giydirmiş olsam da giydirdim. But. But. Evet, butlar budur. Ay Derya, ben mesela diyorum ki Derya, dün gece yani bir koli kestim. Oo. Butlar buduydu diyorum. Mükemmel, muhteşemdi. Hayır yani, çocuğun similyası butlar buduydu diyorum. Ay similya ne Allah'ım. Similya. Similya pipi demek. Buyurun, buyurun. Similya. Ben dedim ki Lulu, dün gece bir oğlanla beraberdim. Bir koli kestim. Ay similyası butlar bu duydu. Aa, çok büyük. Evet. Evet, harika. Koli kesmek. Ay oğlan götürmek. Bak bir onu evet. Biliyorum galiba. En doğru şeyi biliyorsun. En doğru şeyi biliyorum. Koli kesmek aynen. Naşlamak. Yani. Gitmek. Git ya. Evet, naşladı. Bu da çok evrensel bir şey. Evet. Yani evrensel derken bizdeki, evet, bizdeki evrensel. Bizdeki evrensel. Evet. Naşlamak. Naş. Naşlattı. Kürlenmek. Ooo kürlenmek. Giyinmek. Makyaj yapmak. Bunu ipucu vermeyeceğim. Devam et.
giyinmek, makyaj yapmak, süslenmek, parfüm sıkmak. Yalan söylüyorsun. Yalan. Yalan. Kürlenmek, yalan söylemek. Yalan söyleme ama. Ay Lulu, kürleniyorsun. Kürlenme Lulu. Kürleneceğim. Kürlenemezsin. Kürleneceğim. Bu konuda kürlenemezsin. Hayır, kürleneceğim. Bu konuda kürlenemezsin. Sana telefon numara veriyorum. Kate'le. Al hayatım. Ooo. Aa, çok tatlıymış. Okay. 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 Evet. Peki trikanı aşlatmak. Aa. Şimdi diyorum ki sana. Ay trikaların burada sarı sarı çok güzeller. Tüyler. Ya. Evet. Onları aşlatıyoruz. Alıyoruz. Evet. Ağda yapıyoruz. Evet. Hadi buradan ağda ya. Çok iyi. Ağda yapmak, tıraş olmak, trikalarını güzel, aşlatmak. Trikalarını aşlatmak. Evet. Maydanoz. Aa, o ne? Wow. Oo, saçlar. Saçlar. Maydanozlar. Peruklar, saçlar. Ha, maydanoz. Evet, evet. Maydanozlarımı suladım. Bir kuaföre gittim değil mi? Aa, bu yeni bir şey olabilir değil mi? Tabii, maydanozlarımı kuaföre suladım. Kuaföre gittim. Tabii. Çok iyi. Ben evet. Maydanozlarımı suladım. Maydanozlarım neredeydin büyüdü. Hayatım? Neredeydin hayatım? Maydanozlarımı sulamaya gittim. Maydanozcuya gittim. Gittim. Saçlarımı bayatmaya gittim. Manava gittim. Mesela, evet. Ay çok iyi. Ve? %80 Lumia çıktı hayatım. Bravo, çok teşekkür ederim. Ay hayal et. Çok iyi, çok iyi. Tak 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 tak. Aa, ben bunu hiç kullanmadım. Bilmem. Ay. Sen? Sen %60 mı çıktın? Aa. Aşkım herhalde. Olmaz. Herhalde aşkım herhalde. En güzel göt meralde. Meral kim benim? Herhalde. Meral kim benim? Herhalde. Bu böyle Ajdar şarkısı gibi. Ay çok iyi. Ay sıra geldik. Biz yine kartlar karışmış. Sıra geldik. Ama yani. Sıfır kür sorulara geldik. Sıfır kür, sıfır kür. Yalan söylemiyoruz bu soruları. Ha, yalan söylüyorum. Yalan cevap yok. Yalan cevap yok. Her nereden şeye bilebilirsin ki onu? Ben anlarım. Gözümden anlarım. Of, hadi bakalım. Ben gözümden anlarım. Hadi bak, gözlerimin içine bak. Gözlerim. Anlıyorum. Evet. Bu gözler yalan söyleyemez. Böyle böyle bu duruşu ne istemiyorum. Gözler yalan söylemez gördükler. Peki hiç cinsel yönelimini sorguladın oldu mu? Cinsel yönelimine. Yönelimine. Ay bayılıyorum erkeklere sanırım. Sadece ve sadece evet. Boring, boring heterosexual ama people. Yani, boring heterosexual people. Ama yani hiç bu da yani Allah Allah. Yani erkekler ha yani bir aklına geldi bak. Hayır, bir dakika şöyle. Belki eğer ki böyle bir şey olmasa hayatım yani bir erkek öğretisiyle büyüdüm ya. Bir erkek öğretisi olmasa belki de hoşuma gidecek. Bütün bu ahlak kuralları kalksa ortadan bilmem ne olsa. Ama yani şurası da bir gerçek. Gerçekten bayılıyorum erkeklere. Ne yapayım yani? Haklısın. Niye ben de. Yani. Haklısın hani, ben de. Yani sana bu soru sorulsa ne cevap vereceksin bana? Erkekler diyeceğim. O zaman. Cinsel yönelimi. Hayır ben bunu da anlamıyorum abi. Erkeklere bayılıyorum deyince aa hiç mi bilmem ne. Sen hiç mi bilmem ne yapmadın kadından, o zaman? Ben kadınlara beğendim. Benim beğendin sevgin mi? De oldu. Ben yani aşık olabilirim. Bir kadına anlat aşık olabilirim. Anlat çocuğum. Anlat o zaman. Anlatayım. Uzan. Anlatıyorum. Ya ben kadınları da beğeniyorum. Ama bir kadına aşık olabilmem için böyle hani beni şey yapması lazım yani ne bileyim hani çok etkilemem lazım. Anladım evet yani. Ne yani? Belki de bak şu olabilir yani. Yani erkek enerjisi. Yüksek olması lazım evet, belki de. Hoşuna, yani bir o aynı zamanda da sanırım kadınlarda bir güven duygusu da oluşturuyor. Belki de ondan daha bu kadar şey yapıyoruz bilemiyorum. Olabilir. Yani beğendiğim çok güzel kadınlar var tabii. Mesela? Mesela Senderia Alamora. Evet tabii ki çok beğeniyorum. Herhalde. Yani çok güzel bir kadınsın bu arada gerçekten. Maşallah. Maşallah. 41 kere maşallah. Evet. Ne yapalım? Neyse bunu daha sonra konuşuruz şimdi böyle burada şey yapmayayım. En kötü sarhoşluk anını anlatabilir misin? Aklına ilk gelen. Ay şekerim ben bak en kötü sarhoşluk şöyle.
Ben bir defa avaz avaz şarkı söylemeye başladığım anda andaki ben sarhoşum yani. Harika, evet. Harika. Yani böyle ama sesimin son perdesinde bir de maşallah gür bir sesim var. Oh. Yani evet Seda biliyor. Evet yani böyle hakikaten yırtınmacasına yani artık neredeyse hiç önemli değil yani. Avaz avaz yani öyle. Çünkü genellikle... çok sarhoş olmayan bir insanım. Şeyim, içki dayanıklıyım yani içki konusunda. Hiç açık ilişki yaşadın mı diye konuşamadım. Hiç açık ilişki yaşadın mı ya da yaşayabilir misin? Açık ilişki dediğin ne? Open relationship. Nasıl mesela? Yani işte bir örnek ver. Sevgilin var ama evet. Onu şey kararlaştırdınız birbirinizle. Başkalarıyla beraber olabiliyorsunuz. Aa, bunu yani açık ilişki adı altında olmadan her zaman yapılan bir şey tabii ki. Bu. Yani, hayır söyleyerek yani. Hayır, ama aldatmak oluyor. Hayır söylemek. Hayır aldatmak oluyor. Bak aldatmak en sevmediğim şey. Çünkü neden? Yani aldatmak nedir? Toplumun koyduğu bir şey. Ya bu şimdi hani uzun ilişkilerde mutlaka bir şeyler oluyor. Olması gerekir. Zaten evet. Bir ilişkinin uzun sürebilmesi için eğer bunlar olmazsa o ilişki uzun sürmez zaten. Anladın mı? Ama bana sorarsan açık olduğu zaman olmuyor o zaman. Ya da bende olmaz yani öyle söyleyeyim sana. İnsanlar böyle ufak tefek şeyler yaşayabilir ama biraz daha belli şey yapmadan. Çünkü doğaya aykırı uzun ilişki. O yüzden ama çok açık ettiğin zaman da o da bir saçma yani. O kadar da açık etmemek lazım bence. Abi gizli bir şeyler yapalım ne olacak ki yani? Neden karşısın şimdi buna? Yok karşı değilim ama ben bir şey gizleyemiyorum. Karşıyı gizleyemem ben. Yani ben seninle ondan gizledim. Gelip hemen böyle derim ki sana anlatırım. Ay derim ben bunu şimdi ona söyleyeyim diye gelip buna söyleyeyim derim. Ama ona anlatırım. Bak sonra şimdi öyle söylerim. Gizleyemem yani. O yüzden en başta ona söyleyeyim. Bu bir seçim tabii ki hayatta dediğin gibi. Hı-hı. Yani evet ben açık açık her şeyi söylüyorum. Bu başka bir ilişki ama eğer böyle değilse... Yani biri bana dese ki Derya'cığım ben seni aldattım. Ha o zaman yani bir sanki karar vermek zorundaymışsın gibi oluyor. Yani peki o zaman ne yapayım? Ben gideyim ya da bilmem ne ya da ben birine onu söyleyeyim. Yani şey ama yani bu parantez içindeki aldatmayı kaldırırsak hayatımızda eğer ki hiçbir şey gözüne sokmadan... yani farklı enerjilerle buluşabilir diye düşünüyorum insan. Evet. Çünkü ben her zaman şuna inandım. Hayatta aynı evi paylaşacağın. Yani aşk binlerce kere aşık olabilirsin ama bir insana çok fazla aşık olabilirsin. Ve aynı evi paylaşabileceğin. Bence hayatta neredeyse iki kişi bile yok. Tek bir kişi var. Eğer o tek kişiyle karşılaşmışsan bence şeyi kabullenmek gerekiyor. Yani evet arada molalar verilebilir. O zaman çünkü bir hayatı paylaşıyorsun öbür türlü. Evet. Öbürü ama nasıl paylaşacaksın abi? Ne kadar gidecek yani o da gitmiyor ki. Ya o yüzden o minik molaları aldatmak değil de evet mola koysak mesela adını daha tatlı. Aldatmak değil mola koyalım adını. Mola verdik. Peki hiç yaşadın mı açık ilişki? Bak açık diyorsun hala. Hayır ama, çok bunu, ama bunun adı dünyada açık ilişki yani. Hani nasıl tarif edeceğim tarif etmenin şeyi değil. Bu. Hayır açık ilişki molalı ilişki yaşadım molalı diyorsun. Molalı ilişki evet molalı ilişki tabii ki yaşadım. Açık ilişki senin söylediğin ben şimdi bunu yapıyorum demek. Hayır ben ona karşıyım yani. Ha, sana söylemeden tabii. Her haltı yiyebilirim. Hayır her halt da değil bak yanlış bir şey evet. Söylüyorsun. Ne diyorum sana? Hı-hı. Aşık olduğun ve birlikte evet bir hayatı paylaşmak istediğin insan sadece tek bir ilerebet devam edemez yani. Tabii ki molalı olacak. Evet, ama evet. Bunun söylenmesine karşıyım ben. Molaları söylemeden yaşayacağım. Peki koli kestiğin en sıra dışı yer? Bir apartmanın boşluğu. Şey yo, girişi. Çok iyi. Evet. Herhalde kız. Herhalde kız. peki biriyle tek gecelik bir şey yaşayacak olsam bu kim olurdu?
Ya Javier Bardem ya Clive Owen. Ya. Evet, şey artık yaşlandı. Ben de isterdim. Ya, değil mi? Çok... Hep beraber sırayla gireriz. Yani Al Pacino... O da numarası. Al Pacino hayattaki en yani beğendiğim erkek tipidir. Ama Al Pacino artık yaşlandı. Şimdi onu niye yapayım yani? Ne aman olsun tabii. Ne yapalım? Tamam. Kör topal oldu. Ama evet yani Javier mı? Javier mi? O ikisi arasında bir şey yapabilirim. Ama öbürü de yani Clive Owen da ama Javier Bardem müthiş yetenekli bir ayağı. Evet. Korkunç bir şey. Büyücü gibi bir şey bayağı. O yani. Partilerini tek kişiyle mi yoksa grupla basmak senin daha güzel, çok güzeldi. Tek kişiyle mi? Bunlar ne sorular diye bakıyorum. Yok. Ama herhalde tek kişiyle tabii. Çünkü grup daha şey olur ama bir kişi olunca özel olabilir tabii. O da biraz canımızı yakabilir yani. Bilmiyorum. Açıkçası benim grup üzerinde. Beni niye çağırmadınız derdi. Yani orada bir grup dönüyorsa o grupta neden ben yokum? Neredesin? Ay neredesiniz? Evet. Bugüne kadar evine aldığın en pahalı şey? Ay sen bana bunu... resim. Değil mi? Çok resim var evde. Evet. Ben bir de takı da çok seviyorum. Hiç düşünmeden yani hayatımda şöyle de hiç param yok diyelim ki o sırada. Yani kredi alıp alabilirim yani. Çok iyi. Takı alıyor ama değil mi? Takı alıyor. Evet. Kredi çekip alabilirim yani. Ah geldik sıfır kül soruların sonuna. Hadi bakalım. Şimdi sıra hızlı sorularda. Hadi. Hızlı sorular. Şimdi bakalım. Bu soruya hızlı cevap veriyoruz. Çok hızlı. Tamam veriyorum. Evlilik mi bekarlık mı? Bekarlık. Tabii ki. Yaz mı, kış mı? Yaz. Sen yaz insanısın, yaz mevsiminde doğru. Yaz mevsimi ama ben aslında bahar insanıyım yani ama kış dersen kış sevmiyorum. Ben kış kızıyım. Ya yok kış. Olgun mu, toy mu? Olgun. Gerçekten mi? Evet. Okay. Opera mı, caz mı? Caz. Caz. Sarışın mı, esmer mi? Esmer. Esmer değil mi? Hı. Kıvırcık mı, düz mü? Kıvırcık. Kıvır. Ana akım mı, dijital mi? Dijital. Ben bu Ajans'ı seyrettim. Ajans. Biraz seyrettim yani. Ha. Hepsini seyretmedim de. Güzel bir dizi. Hoşuma tatlı. Gitti benim. Evet. Tatlıydı evet. Ben çok... Eğlendin sen. Bir arkadaşımız yazdı onu. Ayberk. Aha. Ayberk seni öpüyorum yavrum. Ayberk. Yani çok da böyle tatlı bir kafaydı. Benim oynadığım karakter de böyle biraz şuursuz bayağı, falan. Antrepsanları çakıyor evet, evde yok. Böyle devamlı gülümseyen falan. Biz çok keyifle çektik. Ama yani ikinci sezonunu istemediler. Niye yapalım? Hmm. Evet. Bye bye Blue TV. Salaş mı lüks mü? Salaş. Sezen mi? Ajda mı? Sezen. Ya evet. Ben Ajdacıyım. Ben Sezenci. Ajda lütfen gel programıma. Şu koltukta bir de Ajda'yı görsün. Yani ne olur benim kurtuluştaki mütevazı evime gelsen. Ne olur burayı şenlendirsen. Şu kurtuluş bir Ajda Pekkan görse. Bak Derya Alıbora geldi. Bir de Ajda Pekkan görsün. Daha ne olsun yani. Viski mi şampanya mı? Viski tabii ki. Güzel. En yakın arkadaşın mı? En büyük aşkın mı? Ama bu nasıl bir soru? Klişe bir soru. Ama yani hiç karar ver yani. Hem en yakın arkadaşımı isterim hem de en büyük aşkımı isterim bilmiyorum. Yani ben biraz şeyim ama söyleyeyim sana. Hani öyle şey vardır ya aşık olduğu zaman bütün arkadaşlarıyla ilişkisini kesen falan. Yani hayatımda öyle bir şey yap. Arkadaşlarım çok önemlidir. Hiçbir zaman satmam yani her zaman. Yani istersen gebereyim aşkımdan, orada bir şeyim vardır yani. Peki diller mi, eller mi? Diller deyince aklıma başka şeyler geldi şu anda. Diller mi, eller mi? Diller mi, eller mi? Yani dillerden kasıt öpüşmekse... Sadece öpüşmek değil. Nedir başka? Yani dil... Dil. Oral seksimiz var, öpüşmek var, her şeyimiz var. Anladım. Yoksa eller mi? Ya şöyle, ben romantik bir insanım. Evet. Yani evet,
şunu her zaman söylerim hayatta. Yani bir insanla ilk karşılaştığın, aşık olduğun ve o enerjiyi hissettiğin zaman bu var ya, insanın içine eritir yani. Sonrası o da bambaşka bir şey oldu ama şu dokunmak. Ya yine gözleri de onu seni yiyeceğim. Gerçekten bir alıp sıkmak istiyorum ama peruklarımız, saçlarımız da alıp yapamıyoruz. Ben müsait değilim, pardon. Olmaz. Jartier mi? Ya. Baby doll. Yani şu karakterimi yaşatmadın bana ya. Ben gerçekten istiyorum. Yani my queen. Bir şunun my ağırlığını love hissedemedim. Bir böyle cevaplar veremedim buna. Jartier mi ne? Jartier mi baby doll mu? Baby doll mu? Aa, Jartier. Değil mi? Tabii. Daha seksi. Seversin. Yemek mi? Koli mi? Aa, çok yani ikisi de vazgeçemem. İkisi de yemek. Hayır ya, ikisinden de vazgeçemem. Pardon yani. Ya, ikisi eşit değerde. Oh be, sonunda bunu şöyle cevap veren bir insan çıksın ya. Yeter artık, evet. Bugün öğrensem ne olur? Ajansın ne derdin mi? Menajerim kızar mı? Tabii ki de ona yemek diyeceğim. Yok valla yemek falan diyemem. Ay, yemek yemeyi de çok seviyorum ama öbüründen nasıl vazgeçebilirim? Evet. Mümkün değil böyle bir şey yani. Tabii ki. Oh tabii. Be, ay yeter sonunda. Bakın Allah da cevap görün. Çozlar. Ay, sorularımızın sonuna gelmişsin. Ay, ne diyorsun? Değil mi? Ben daha yeni başlamıştım henüz. Baştan sen bana sor. Baştan. Sen bana sor. Sıra geldi, papaz kaçtı ya. Evet, ne yapacağız? Şimdi papaz kaçtı oynayacağız. Bunlardan ben anlatıyorum sana. Bir sana, bir bana. Tamam. Elimizdeki çift olan bakayım kartları. Bakayım mı? Bakabilirsin, evet. Elim 8. eldivenlerden kayıyor çünkü, o yüzden. Allah'ın cezası yine bende. Attım. Ne olduğunu anladınız. Aa, papaz mı sende? Evet, gel alsın onu. Bana aşık papaz. Sana ceza vereceğim. Papaz bana aşık. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar ömür buna. Ay dur, yavaş. Ömür. Ne? Kartlarını bana göster. Bakma abi, ben seninkini ama görmüyorum. Allah Allah, hiçbir şey çünkü görmedim. Çünkü ben göstermiyorum yani aşkım. Bakma. Ben bakmıyorum. Nasıl bakmayayım? Ben senden kart çekmek zorundayım, evet, şu anda. Böyle yaptın ama şunu çekeceğim. Çekme onu. Bırak bana. Sana şey veriyorum, çekme. Çek, o zaman bunu çekeceğim. Bak. Eşek kafalı. Çekme onu. Ya bu nasıl bir şey, anlamadım ben ya. Hile var o. Hile hurda var oyunda. Kim çekiyor? Çek bakalım. Çek. Haydi bakalım. Çek, çek bakalım. Çek, çek, çek. Ben mi çekiyorum? Haydi bakalım. Çek bakalım. Çekeyim haydi mi? Haydi. Of. Girl. Di dararam dararadam. Bak oradan, aa, eğerek baktın karta. Oynar. Gördüm tabii. Aa. Ben üçkağıtçı beyim. Anladım. Bakmadım. Hayatım, evet, nereden bakacağım? Bak, iyi yok, kartı oradan bakıyor. Kız bakmadım falan vallahi. Aa, hayatım. Hayır, öyle bir şey İstersen yok. Sen geri al. Hayır, geri al. Hayır, geri al. Ben hayır, asla. Hayır, istemiyorum. Geri al, karıştır tekrar çekeyim. Hayır, istemiyorum. Hayır, sen konuğumsun, misafirimsin. Kurban olmaz olurum. Ben... Yıldız Bey'e döndü bir anda, kurban olurum. Lütfen al. Hayır, hayır. Okay. No, no, no. Okey, bunu sen istedin. Hadi. Bende bitti kartlar. Dayanım çekecek. Derya. Neyi çekecek Derya Hanım? Çekecek, atacak, papazda kalacak. Ha. Ha, aa, rezalet. Bak, ben de ya, bu nasıl olabilir? Gerçek sence? Mi? Aa! Şimdi ver onu bana. Ha? Hadi bakalım. Ve Oscar ve papaz Ghost'u. Lulu, Miss Queen Lulu. Ama papazın bende kalsa iyi bir şey. Whatever Lulu wants, Lulu wants, Lulu gets, Lulu wants, Lulu gets. Buyurun. Şöyle bir tane şeyinizi alayım. Evet, bir fotoğraf verelim. Evet. Şimdi cezamıza geldi. Evet, ceza. İstiyorsan baştan bekliyorum da oynayabiliriz. Eğer bunu kabul ediyorsunuz. Ay, birisi... Seda, ne diyorsun? Kim arayalım? Hayır, bu cezada ama bir ceza, biri aramayalım ya.
Yani benim aranmam bir cevap. Ben mesela... Bunu anladım. Öyle değil mi? Hayatım, şimdi şöyle bir şey oldu. Seda geldiğinde buraya konuk olarak... Seni aradı ve sen konuk olarak geldin şu anda buraya. Birini ararsak belki o da konuk olarak geldi. O bakımdan diyorsun. Yani o da olur belki. Hayır, ayrıca ben şunu merak ediyorum. Yani ben bu programa gelmişim. Ceza mı yapacağım? Yani bu ceza ne, anlayamadım ben yani. Yani papaz bende kalmış. Ama bu da iyi bir şey, papazın bende evet, kalması bir tarafta. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü... Papaz severim. Papazın yatacak yeri yok. Papazın yatacak yeri yok. Sen de kaldı. Bu gece, bu gece sen de. Bu gece papaz bende kaldı. Bu yeter derece. Bence yeter ceza. Evet. Bence bayağı yeterli bir ceza. Bayağı yeter. Bak, giderek şeyim değişti. Oturuyorsun. Böyle. Ya ben ceza veremiyorum. Ben cezayı vermiyorum arkadaşlar. Vermiyorum. Ben bu insanı nasıl ceza verebilirim? Ayrıca sen bana nasıl ceza veriyorsun? Ben nasıl ceza veriyorum ya? Yani anlamadım evet, ben. Evet, kesinlikle. Ya papaz bende kalır. Papaz. Bak papaz. Bende tamam. Kaldı halde ben sana ceza veririm. Senin vermen bak lazım. Işte, sen ver bana ceza. Okey. Sıramı sana savdum. Şimdi ceza veriyorum. Kulağının birini kes. Şimdi keseyim. Evet, keseyim. Makas getirin. Makas getirin. Kesiyor kulağını. Kesiyorum. Kesiyor. Evet. Arkadaşlar yani, harika bir programdı. Gerçekten çok mutluyum. Bu bölüm zirveye ulaşacak. Çünkü Derya Albara buradaydı. Neden? Kanala... Evet çünkü burada. Yani, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Paylaşmayı da unutmuyorsunuz. 11. aboneye Hol Akademi'den Didem Soy'dan 1000 TL'lik çek verme şeyinde bulunmuştu. 1000 TL'lik çek verme hediyesinde bulunmuştu. Tamam. Hediyesini vermişti. Neydi adı? İpek. Kaymak. İpek Kaymak. Hol Akademi'den 1000 TL'lik çekin var. Bana ulaş, bana yaz. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. O zaman. Bitti mi? Ajda ile bitiriyoruz. Evet, bitiriyoruz. Hadi mesela. Söyle. Sen söyle. Hangi Ajda? Şey, palavrayı söyledik ya hep birlikte. Evet. Palavra. Palavra. Hepsi palavra. İnanmam sana.